Bir hafta boyunca ne aldık videosuna o zaman başlayalım. Ürünleri torbalarla beraber çuvallarıyla yukarıya çatıya masamızın önüne çıkardık. Şimdi hazırlıklara başlayalım ve video başlasın. Herkese Antika Kasap YouTube kanalına selamlar. Merhaba babam. Tek seyircim babam. Bu hafta neler aldık ürünlerini? Ürünleri zaten temin yukarı çuvalların, torbaların içindeyken gösterdik. İşe başlamadan 20 gün rapor aldık. Bir hafta da evde yattık. Ben bayağı serilikisi yaptım. Raporları bitirdik. Evraklarımızı teslim ettik. Bugün sabah itibariyle pazartesi günü yeni bir işe başlıyoruz. Sakalları keseceğim babam. Sakalları keseceğim dedi. Keseceğiz. Ekmek parası. Kesilir değil mi Michael? Esnaflar babamdan öğrendim. O zaman ben ön tarafa geleyim. Zaten arkada olduğumuzda hem ürünü gösteremiyoruz, hem uzak kalıyor, hem mikrofon yok. Biz ön tarafa gelip videoya artık başlayalım. Abone olmayı, like atmayı, eşi dostu akrabaya paylaşmayı unutmayın efendim. Şunları temin kitaplara gösterirken göstermem de. İsa bizi kutsasın. Bunları da birazdan ön tarafta gösteririz. Hadi başlayalım. Ürünler elimizde çok fazla. Biraz da eski kitaplar çok tekerli. Şöyle Mozart'ın içinde, hatta demin bir realiste size gösterdim. Mozart'ın bir kişi daha vardı. O kimdi? İspanya mı? İspanya bir şeyler yazıyor.
Ya bu sadece Beethoven ve Mozart'ın şöyle biraz yırtılacak. Demin de gösterdim size. Müzik notaları var bunların içinde. Eski Paris ürünler. Yani Paris'ten geldi falan yazıyor. Tarih olarak birinde 1950'ler, 1940'lar bir tarih vardı. Ama yapraklar, martabaklar şu an çok dökülecek gibi durduğu için çok fazla karıştırmıyor. İkincisi, o da aynı. Esyan, yine Mozart. Şöyle kapak tarafından ben size göstereyim. Sadece Mozart'mış Hayko. Tamam baba. Şu sadece Mozart olarak yazıyor. Yine aynı şekilde şöyle müzik notaları falan var içinde. Demin bir yerde ben tarih gördüm bunlarda. Ama tam nerede gördüm onu bilmiyorum. Yazılı bir tarih. Ha, şurada gördüm. Ha, elle yazılmış. Gözükebiliyorsa biraz şey güneşten dolayı. 1883 diye. Yani gölgeye getirse güneş de tam oraya patlıyor. Yani. Şu parmağımın ucunda. 1983 diye yazıyor. Ama o zamana ait bir kitap mıdır? Yani müzik notaları olan bir kitap mıdır? Tam bilgim yok. Abi kesin ya bu 1883 senesinden falan diyemeyiz abi. Ben de yalan bir laf yok. Bir şeyli Karadenizli bir hoca vardı eskilerden. Hep TRT'de falan çıkardı. Ben de yalan da yok, hilaf da yok derdi. Bütün her şeyi falan atardı. Çok izledik ya zamanında olacak o kadar programı. Necat Uygur'u, Kemal Sunal'ı. Biz çok güzel ip insanları izledik abi. Şöyle bir tane de yine yabancı dille romanlar. Şöyle sayfaları geçersek. Bunları tabii size zaten sayfalarını göstermiştik. Mustafa yazıyor ama şeyler romanların hepsi içinde galiba büyük bir ihtimal 7-8 taneye yakın ya da daha fazla roman var. Bir el, at bir el. Ben nasıl okunuyorum? Ince Repito, 1957. Hadi ışık patlasana şimdi. Gözünü sevdiğim güneş. Yüzümüze geliyorsun. Yazıyı göster bari. 1957, 1957 yılına ait ikinci bir kitap. Bunun serisi varmış galiba. Ama biz aradığımızda sadece bunları ve birkaç tane de esasında çok güzel 1960'lara 1950'lere ait mektuplar buldum. Mektuplara çok takıldım. Bir çuvala yakın vardı. Hep kapalı böyle bağlı bir şekildeydi bunlar. Üzerindeki pullar bile esasında belki değer görebilirdi. Bazen işte almıyorum. Sonra gidiyorum arıyorum bulamıyorum. Ama olmazsa o mektupları alacağım geleceğim. Ama şey olarak yani içinde gördüğüm kadarıyla Fransa'dan, Amerika'dan, Yunanistan'dan gelen adres bölümlerine baktığımda oralardan gelen mektuplardı. Esasında değişik bir şey olabilir. Yani alıp okuyanlar sonuçta yani alacak para verip de sonuçta bunları alacak insana biz de buradacıya para verip alacağız. Yani içindeki yabancı dili anlamam ya da ne yazdığını bilmem. Ama böyle bir merak açısından güzel olabilirdi. Ben birazdan gideyim o mektupları bir çuval da olsa alayım alıp parasını vereyim. Şöyle bir ufak el kitabımız var. Bu da aynı şekilde büyük bir ihtimal bence harflerine bakaraktan söylediğim kadarıyla yine tabii ki İsa. Ama her zaman söylüyorum ben biraz daha tarih olayına bakıyorum yani. Bu kitabın içeriği nedir? Ya ben şöyle açık konuşayım. Kitap okuyabilen birisi değilim. Neden değilim? Kitap okumaya fırsatım yok. Yani ömrümüzün bu zamana kadar Mayıs ayında nasip olursa 41 yaşıma geleceğim. Hadi 5 seneyi de boş ver. 6 yaşımızdan beri biz hep çalışıyoruz. Kitap okumaya fırsatım yoktu. Bunu söylüyorum. Çoğu zaman ilkokul mezunuyum. Okumayı da sevmiyordum çok fazla. Ondan dolayı biz ilkokuldan sonra biz iş hayatına girdik. Okula giderken de çalışıyorduk. Okuldan geliyordum. Sanayi bizim bu karşı taraf. Hep videolarda görüyorsunuz. Hurdacılığın tarafına gittiğimiz yer. Öğlen okuldan gelirdim. Çanta yatardım. Ya çay ocağına çay satmaya giderdim. Ya sanayiye mobilyacıların yanına giderdim. Yaz aylarında gevrek satmaya giderdim. Ayakkabı boyamaya giderdim. Sanayiden eve kış için o zaman soba yakıyorduk. Yani şurada 5-10 seneden beri doğalgaz kullanıyoruz da. Odun toplar gelirdim el arabasıyla. Yani işçilik bana oturmuş bir şey. Misal eski şeydeyken, Mırtaköy'deyken Kahramanlar bit pazarında bir gün bayanım biri dedi ki ya dedi şu kitap var mı? O gün de baya bir 100 tane yakın kitap tek geldi. Dedim abla ben okumuyorum ki.
Satıyorsun ya. Evet, satıyorum ama okumuyorum. Okumayı sevmiyorum. Bence bana yansımıyor. Birkaç sefer denedim, birkaç roman, hikaye kitap aldım. Ama okumaya fırsatım kalmadı. Onların yani 3 sayfası, 4 sayfası sonra, o zaman berber dükkanı vardı. Bir müşteri geldi, kitabı bıraktım, çalışmaya başladım. Ya da atıyorum, dükkanda işim yokken hurdacıya gidiyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Yani benim okumaya fırsatım yok, bence. Bu da büyük bir ihtimal, şöyle yeşil bir kaplı İncil olması lazım. Ama üzerinde yazan harfler bana göre Yunanca falan geliyor. Yunan alfabesi bir falan geliyor. Bunları bulduk. İki tane krom ya da alüminyum bir tencere, baskılı bir şekilde, yani makinalarda baskı şeklinde eskiden üretilenler. Böyle bak, kalıptan çıkartılır. Yani bunu saç haline koyup bu şekilde çıkartan baskı makineleri vardı. İki tane güzel çizikleri üzerinde yaşanmışlıkları olan iki tane şöyle güzel tabağımız var. Fujitsu Siemens'in yine devrilmiş. Şöyle arkamda gözüküyor mu? Gözüküyor. 2+1 sinema sistemi var. Çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Çünkü ana makinenin o 9 volt ya da 12 voltla çalışan prizi yok. Ondan dolayı şey yapmadım. Denemedim. Takılıyoruz biz yine basın. Ama görsel açıdan hoşuma gittiği için aldım. Bir tane terazi aldık. Eski terazilerden. Sağlam. Çalışırlığında ama üst küfesi yok. Şurada ayar düğmesi falan zaten bozuktu ayarı. Onun ayarını falan düzgün yerine getirdik. Cam tabii ki eskimeden dolayı sararmış bir durumda. Belki ilerleyen zamanlarda buna bir restore videosu çekebiliriz. Güncel dönem olan esasında şeyle 2+1 ile beraber aldım ben onları. Bir tane mikrofon pilli. Hatta geçenlerde bir mikrofon ayağı almıştık. Onun üstüne güzel oturacak. Çalışır çalışmaz. Denemedim. Abi ben bit pazarında da aynen ya. Bir ürünü denediysem çalışıyorsa çalışıyor diye. Çalışmıyorsa arızalı diye. Kablosu yoksa çalışıp çalışmadığını bilmediğim için yani. Bunu bazen videolarda tekrarlıyorum da. Ben sattığım hiçbir malı hiçbir müşterim bana geri getirmiyordu. Aksine ertesi hafta senin dediğin gibi bilata çalışmıyormuş. Biz de baktırdık, içinde bir kablo kopmuş devletten. Müşterinin gelmesini, devam etmesini sağlıyorduk. Çünkü esnaf insanız. Şöyle bir kapı zilimiz var. Tabii ki bunun altında illaki zincir olması lazım. Şu an için yok. Büyük bir ihtimal şurada büyük askıları da vardı bunun, yani köşe askısına falan asılıyordu. Şeyle, zinciriyle beraber güzel sallanıyordu. Çünkü aşağıda tek bir vida yeri kalmış. Bunu tek bir vida yerine böyle eğri kalır, düzgün durmaz. İlerleyen zamanlarda zaten üstüne mavi bir boya atılmış. Döküm pirinç ya da sarı değil. Hoppa, güzel açıldı. Pirinç ya da sarı değil ürün. Belki kendi rengine döndürürüz. Belki bu şekil satarız. Belki şu üst taraftaki ayakların orada ya kesilmiş olan yerler var. Onları düzeltiriz. Bir şeyler çıkartırız. Reels ya da short videolarında da bunu atmıştım. Bir kerpeten ama şu şekilde gösterirsek germain bir ürün. Dediğim gibi yani ben aldığım ürünlerde çoğunlukla baktığım nokta orijinalliği, mührü, damgası olan ürünler. Bu da aynı şekilde çok farklı bir, değişik bir şekilde bir anahtar. Hani bu bora anahtarları tarzında bir şey. Tabii ki dişleri biraz yıpranmış. Yaşından itibariyle şurada bir mührü var. Gözükebiliyor mu? Tam gözükmüyor. Bizim kameraya da bu kadar gidiyoruz. Yine şortlarda şunları gece saat 12'de bir arkadaşım vardı benim. İki tane köy anahtarı vardı, eski asma kilitler. Onları getirdi sağ olsun, parasını verdik. Ürünleri aldık. Anahtarları üzerinde güzel. Hatta arkalarında Made in İngiliz ürünü, İngiltere falan yazıyor. Made in İngiltere. İki tane askılamız var. Düş. İki tane şöyle esasında bakımları yapılıp ya da pilleri tamamlanıp bayan kol saatimiz var. Farmel yazıyor birinde. Diğerinde de export olarak yazıyor. İki tane bayan güzel kol saatimiz var. Gümüş bir kaşığımız var. Büyük bir ihtimalle bu yani Alman gümüşü, net 925 eğer bizim gümüşlerden değil. Ama pergel gerçek 925 eğer bir pergelimiz var gümüş olarak. Bir ya da iki parçası eksik. No 302 olarak yazıyor. Şurada da 925 ve mühür ayarını
yazıları burada var. Bunları güzel değerlendirsiniz abi. Her zaman hani görmedim, duymadım, bilmiyorum vardı ya. Bu da daha farklı olan bir şey. Gördüm, duydum, söylüyorum. 3 maymun. Yani hoşuma gitti, anahtarlık olarak belki çok değerli bir şey değildir. Ama farklı olması, işte her zaman diyorum ya, görsel açıdan benim için görsellik çok önemli. Görselliği olduğu zaman biz ürünü alırız abi. Pirinçleri sizlere yakından gösterdim. Pirinçler çok yağlı. Çok yağlı bir parçaların içinde kalmışlar. Onları kapak resminde gösterdim. Yani şu an tutsam da ellerim her tarafım sipsiyah, yağ olacak. Ha biz bundan bereket diyoruz ve para kazanıyoruz tabii ki. Şöyle tek bir kaşığımız var. Keşke bunun devamı olsaydı. Mühürlü, damgalı bir kaşık. Büyük bir ihtimal devam vardı. Ama bize bir tanesi denk geldi. Arkada mühür var. Işık açısından yana bazen tam gösteremiyoruz ürünleri ya da yazıları okutamıyoruz. Pirinç yine aynı şekilde. Büyük bir ihtimal bence bu barutluk. Yani eski fişeklere barut koymak için. Çünkü şöyle kürek gibi ön tarafı gösterebilirsek. Yani gramaj olarak ya da barutluk olarak geçiyor bunlar. Güzel bir ürün. Pirinç komple eski bir ürün. Benim en çok hoşafıma giden şu gördüğünüz pirinç. Ne diyorlar bunların cinsine, uzun bir böyle Amerika'nın çoğunlukla olan köpekler var ya, can dostlar, onlardan. Güzel bir ürün, farklı bir ürün esasında. Ya bunu satılma amaçlı değil de bunu mesela bir görsel amaçlı büyük bir ihtimal satmam. Bu da aynı şekilde her tarafı kir, pas değil de kir ve yağ içinde. İki tane arabamız var, bir tane şamdanımız var. Kalın alüminyumdan bir yerlerini çok fazla delmişler, acaba neden delmişler bilmiyorum. Şöyle bir meleğimiz var. Çok güzel bir parça ama keşke şu yanlarını delmeselerdi. Çünkü ya burada da bir parça geçiyor. Ya da şöyle olabilir. Kapı tokmağı olabilir bu. Buralardan aşağı sarkan bir kapı tokmağıyla vuruş olabilir ama kapı tokmağı yok. Bir de şöyle gösterirsek sonradan delinmiş. Yani eski bir delinme değil. Yani eski bir delinme dediğim şey, gördüğünüz gibi bak, bunun şu meleği tutturmak için burada düz vida kullanılmış ama buralar sonradan delindiği için çok fazla renk atmış yani içinde. Eski bir parça değil. Şöyle bir kabımız var. Kalın alüminyumda. Ben bunu Urtacı'da gördüm. Bir tanesi daha vardı. Evet, ters diyor. 10. yıl 97 yazıyor. Ama neyin kapağıymış ya da içinde ne varmış bir bilgim ya da düşüncem yok bunlar açısından. Bir tane pirinç. Normalde can dostlarımız, sokak hayvanlarımız için ya da evde bakılan can dostlar için kullanılan zil var. Bunu nereden biliyorum dersen, Enişten vardı avcı. Allah rahmet eylesin. Muammer Umay. Onun köpeklerinde hep bu zillerden vardı. Ava giderdi. Av köpekleri vardı. Domuzcu, işte kuşcu falan. Onun köpeklerinde gördüğüm dolayı oradan biliyorum. Antemin dedim ya, fazla ellemeyeyim. Eller hemen yağ oldu. Yağlı bir yerden gelmiş galiba sarı ürünler. Ondan dolayı hala daha üstlerinde. Bunların tabii ki bir bakımları, tamirleri, temizlikleri yapılacak. Bir tane alarm saati. Sağlam çalışır durumda. Tarihi yok. Üzerinde de esasında bir damga ya da bir mühür yok. Ama güzel bir saat. Depomuzdaki yerini alacak. 2 adet oyuncağımız var. Şöyle bu kitapları aldığım yerde bir tane sigara alıp çıktı. İlk önce ne olduğunu bilmedim ben. Sonrasında karıştırdık, ettik. Üzeri güzel bir kalem işçiliği, çizimler var. Galiba İstanbul çizimi var üzerinde. Sonrasında şu kapağı açınca ölendirim. Acaba bir tuzluk muzluk mu? Sonra kapağı açınca fark ettim ki içeri taraflarda yaylar var. Her birine kısa sigaralardan takılıyor. Şu kapak döndükçe iki sigara çıkıyor. Kapak döndükçe iki sigara çıkıyor. Ama formatı çok güzel bir ürün. Kalem işçiliği, kalem boyası. Yani yapıştırma bir şey değil. Çünkü her çizginin üstünde bir kabarıklık var. Bu da kalemi işaretir. Yapıştırma bir desen olsaydı eğer üzerinde, bir kabarıklık ya da bir fark edilmişlik olmazdı. Kalemle güzel bir boya işçiliği alınmış. Yerde teminle gösterdim size. Bir tane lambamız var. O lambayı da ilerleyen zamanlarda restore videolarında tabii kullanacağız. Bir tane koyun askılımız var. O askılık benim için, yani bizim kasaba kanalımız açısından antika kasap koyun askılı çok güzel bir ürün parça. Kuş ya da tavuk, horoz çiftliklerin kullandıkları. Suluğumuz var.
Ayrıca iki tane kapı tokmağımız var. Hani eski bu köy evlerinde ilk bahçe kapısına girdiğinde büyük bir, yani araba girecek kadar büyüklükte olan bir ağaç kapılar var. Şu anda da hala bazı köylerde. Onun iki tane kapı tutma kolları var. Onlar denk geldi. Geçenlerde bir tane rende almıştık. Bıçağı eksikti. O rendenin bıçağını da dün ya da evvelki gün bulduk galiba. 50 numara yazıyor. Acaba olur mu olmaz mı? Onun da esasında tam bilmiyorum. Ama bulmuşken aldık. Bu İzmir Telefon Rehberi 1977-78 yılına ait. Bunun 93 yılına ait olanı vardı. Çok yıpranıklı, onu almadım. Ayrıca 88 yılı, 87 yılına ait yine rehberi vardı. Almadım. Çünkü sebebi şey, kondüksiyonu düzgünlüğü çok fazla iyi değil. Kağıt ürün, ıslanmış ürün. İşte yırtıkları vardı, çürümüşlükleri vardı. Temelinde diyeceksiniz, bu diğer Mozart'ın o zaman müzik nota kitaplarını niye aldın? Bunların eskiliğinden dolayı bunlar da yırtık, şey, arada açılmışlıkları var artık. Ama tamir, bakım görebilir. Öbür rehber kitaplarını yani değerli görmediğim için almadım. Sadece Mozart'ların, diğer kanalların, romanı. Onları toparladık, onları aldık. Bu haftaki ürünlerimiz bu kadar. Uy, yoruldum. Ben bir yemek yemeye gideyim. Çünkü hurdacıya git, sabah işte saat 7'de iş görüşmesi vardı. Görüşme değil de görüşmeyi bitirdik. İş başvurusunu yaptık. Ardından işte dün evraklarını tamamladık. Bugün sabah da evrakları teslim etmeye gittim. Doktor kontrolleri, iş yerinde çalışacağımız iş firmanın. Bizim burada serbest bölgede, ben de ilk kez bir yabancı Alman bir firmada çalışacağız inşallah bu gidişle. Pazartesi sabah bismillah diyeceğiz, işe başlayacağız. Üzüldüğüm değil, her zaman olarak ilk öncelikle işim ekmek yediğim yer. 1,5 sene, 2 seneden beri bıraktım, sakalımı keseceğim. Çünkü gıda firması, hatta vardığımda da orada ilk görüşmesine gittiğim arkadaş daha işte formu doldurun dedi, formu doldurduğumda dedi ya dedi bir şey söyleyeceğim, buyurun. Ya dedi işte bizim burada dedi gıda firması olduğu için dedi sterilize bir ortam. Saç uzunluğu ya da sakal istemiyoruz dedi. Yani formu dedi ona doldurun. Dedim şimdi makas verin keseyim. İlk önce ekmek gelir abi. Bereketiyle, nasibiyle, helaliyle ekmek gelir. Sakal önemli değil. Ha, sakal benim için hoşuma giden bir şeydi. Senelerce bırakmadık. Şurada 2 seneden beri, 3 seneden beri. Yani öncesinde bir top sakal bırakıyordum. Sonrasında işte sivrilik mivrilik varmaya başladı. Berber dükkanı kapattık. Sana hurdacılığı yaparken de yine bırakıyordum. Mesela toplu bırakıyordum o zaman. Böyle sivri atmıyordum. Ya hoşuma gittiği için bırakıyordum. Yoksa benim için ilk önce ekmek gelir. İlk önce helalinden ekmek gelir. Sakalın önemi yok. Sakalı her zaman bırakabiliriz ama çalışacağımız yer itibarıyla sakalı kesmek zorundayız. Keseceğiz de pazar akşamı tertemiz keseriz. İşimize başlarız. Ama sevmedi. Benim için olmayaydı. Berber dükkanım varken de öyleydi. Ben tıraş olmayı, sakal tıraşı çok fazla olmayı sevmiyorum. Tabii ki burada işimiz için 2 günde bir tıraş olacağız. O zaman ben bir dediğim gibi acıktım. Şuraları toparlayayım. Ardından bir yemek yemeye gideyim. Bu sefer farklı bir yere. Yani çoğu videoda her zaman yapmıyorum da bazı videolarda sizlere götürdüğüm işte geçenlerde Söğüşçü amcanın yanına gitmiştik. Kokoreççiye gittik videonun son kısımlarında. Videoyu bitirdikten sonra ya da hurdacılardayken, işte sağdayken, sonradayken yine kafamdaki planı belki 1,5 seneden beri. İşte bıraktığım fabrikaya çalışmaya gitmeden önce orada bir yemek yemiştim. Bergamalı bir köfteci var abi. Birazdan gittiğimizde görürsünüz. Ben şu ortalığı toparlayıp köfteciden görüşürüz. Acıktıysak geleceğimiz adresler belli. Yine Karabağlar Sarayı'nın içindeyiz. Videolar devam ediyor. Ya videoları sadece yemek olarak direkt şey koymuyorum yani. Sonuçta kanal antika üzerine. Ha, videoları çektikten sonra ya da işlerimizi yaptıktan sonra acıkıyoruz mu acıkıyoruz. Ama tabii ben yemek yiyeceksem sabit bir yerlere, böyle Baki abi, Bergama köftecisinin, Baki ustanın, böyle ustaların, böyle güzel sıcak insanların yanına geliyorum. Bazı videoların içinde de görüyorsunuz yemeğe gittiğim ya da yemek yediğim dükkanlar var. Ha, bunları tek olarak sadece yemek üzerine bir video çekmiyorum. Ama videoların içine de böyle kaliteli, düzgün esnafları da koymak istiyorum tabii ki. Baki abi 10 numara bir köfteci. Canım köfte mi istedi Baki abi? Yani canım işte söğüş mü istedi amca? Canım ciğer mi istedi Gazi Emir Mustafa amca? Ben sabit yerlerde yemek yemeyi seviyorum o zaman. Hadi Baki abinin dükkanında bir köfte yiyelim. Baki abinin tatlısı, Kemal Paşa kaymaklı bir tatlısı da var. Bunları zaten video içinde göstereceğiz. Hem de bir Baki ustayla bir tanıştıralım sizi. Baki abi hayırlı işler, kolay gelsin. Hoş geldin. Ne yapıyorsun abi, işlerin? Bir porsiyon acılı köfte Baki abi. Kolay gelsin. Hoş geldin.
böyle kızarmış ekmek, köfte gelecek. Piyaz söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Bir köfteyle doyacağımı biliyorum. Piyaz da söylersem yanında fazla yiyeceğim. Ama piyaz söyleyelim size. Of, of, of. Valla belki 1,5 sene oldu ben Baki abinin yanına gelip köfte yemeyelim. Şimdi piyazı da söyledim. Bari onu da sizlere göstermiş oluruz. Bir de gazoz yanına. Piyaz da gelsin. Öyle başlayacağım şimdi. Ben masayı şöyle dolu dolu göstereyim. Baki usta cocacola satmıyor. Senelerde satmıyor. İsrail'de kendince bir boykot amaçlı. Güzel. Gazoz, ayran, tatlı. Tatlıya bayılacaksınız. Şu piyaz da gelsin. Ben yemeğe öyle başlayayım. Sofrayı şöyle güzel bir göstereyim size. Abi bol zeytinyağı. Hani diyorum ya. Ben gideceğim insanları biliyorum ya. Böyle zeytinyağı bol bir şekilde hiçbir yerde piyaz yiyemezsiniz. Şöyle sofranın üzerine bakalım. Dayanamadım. Ben başlıyorum artık. Gazoz da geldi. Şöyle kameraya ayarlayabilirsem yerken de sizin canınızı çekeceğim. Kusura bakmayın ama yerken de çekip alırız onu. Acı, bayağı acı ama yiyeceğim abi. Yazda sadece göstermelik zeytinyağı yok yani. Ekmeğe bana bitiremedim hala da. Bitiyor yavaş yavaş. 1,5 sene falan oldu ben buraya gelmeyeli. Özlemişim abi. Şimdi bir de tatlıyı görüyorsunuz abi. Kemal Paşa var. Gazozdan biraz ayırıyorum şimdi. Onunla gömeceğim. Şimdi sırada Kemal Paşa. Gazozdan biraz ayırdım. Çünkü tatlı bayağı güzel gidiyor. Ama tek şey kaymak kalmamış. Kaymak tahin. Üstüne biraz da fıstık atıyorum. Baki abi. Tatlıyı belki 2 tane yiyebilir mi? Ama kaymak kalmamış. Neyse bol tahin yeriz biz de. Oy. Abi özlemişim, 1,5 seneden beri yemiyorum. Ben yemeği bitirdim. Aa, çok güzel yedim abi. Of. Ya şeyde takılmayın yalnız, bak böyle iki köfte var filan değil, o iki köfte dolu köfte yani. Öyle boş köfte değil. Yani bazı yere gidip böyle dağ gibi köfteler geliyor. Köfteler iyice kağıt gibi mert gibi filan. Yani Baki abi de acılı köfte, sade köfte, kaşarlı köfte var. Çorba çeşitleri, 3 çeşit çorbası var. Ama adam oğluyla beraber kendisi öyle çok fazla bir şey aramıyor. Diyorum yani kaliteli düzgün esnaflar. Ben böyle insanların yanında senelerde zaten geliyoruz gidiyoruz, yemek yiyoruz. Tavsiye ederim. Karabağlar'da bankalar, sokağın hani ana cadde üzerinde bankalar var ya. Onların bir arka sokağına kalıyor. Hatta şöyle Kutlu Kumaş'ın sokağının içinde gelmek isterseniz. Hadi görüşürüz. Videoyu kapatırız artık. Çünkü evdeki videoyu çektik. Yemeğimizi yedik. Şimdi ben bir de eve gider bunun güzel bir editini yaparım. O zaman sizlere görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostu akrabayı paylaşmayı unutmayın efendim.